bugün yeni bir haber düştü yarım saat önce. Kadir Şeker tahliye edildi. Ne düşünüyorsun? Bence onun tutuklanması bile çok yanlış bir karardı. Şimdi maalesef Türkiye'de kadınlar tesadüf eseri yaşadığı için birinin ona yardımını bu şekilde zaten bir cezası olamaz. O zaman adalet doğru tecelli etsin. İnsanlar da bu şekilde ceza almasın. Yani tahliyesi kesinlikle doğru bir karar. Onun o kadar süre boşuna yattığını zaten düşünüyorum. Kadir Şeker tahliye edildi, ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Kadir Şeker'in tahliyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok sevindim, çok mutlu oldum. Hak ediyordu. Nedeni yok. Yani bizleri koruyor sonuçta. Korumuş yani. Bazı kesimler de diyor ki sonuçta bu kocaman bir bıçakla bir insan öldürmüş. Neden diyor hapiste değil, cezaevinde değil, neden tahliye edildi diyor. Görüş açısıyla alakalı. Aynen, o anki şartlar onu gerektirdi bence. İstemez. Bunun amaçlı yapılmış olan bir şey. Bu bir erkek de olabilirdi. Bir bayan yerine bir erkek de olabilirdi. Ama genelde vatandaşlarımız da duyarsız yani bu konuda. Bir şiddet falan gördükleri zaman mesela yaklaşım olmuyor. Şahsen açıkçası birini korumak için 18 santimli sanırım taşıdığı bıçak. Birinin kalbine 18 santimlik bıçağı saplamazsın. Ben açıkçası kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. Cezasını çekmeli ama tabii duruma göre bir yargıda bulunulmalı. Hani en azından normal bir işte olması gerekmeyen bir şey. Fakat bizim adalet sistemimiz biraz popülist olduğu için yani bir insanların tepki göstermesini bekliyorlar bir şey yapmak için. İnsanlar tepki gösterdiğinde karar doğru olmasa bile kararı uyguluyorlar. Çünkü popülist bir yaklaşım sergiliyorlar. Ya doğru olmasa bile. Kadir Şekerci serbest bırakıldıysa halkımız ne diyorsa doğrudur. Ama şöyle bir şey var. Abi adam öldürmek değil ki onun yaptığı. Bence. Bir bayanı korumak için yapıyor. Tabii ben takdir. Ben niye öldüreyim abi? O zaman senin... Tamam. Adamı öldür. 5 ay sonra çık. Mantıklı mı sizce? Mantıklı. Mantıklı şey. Her iki taraf için de mantıklı şey. Yapılırken birisi senin eşini savunsun o zaman. Gelip beni vursalar. 5 ay sonra çıksa. Yapamazsın abi. Katil. Bence katildir ya. Değildir abi. Öyle bir şey yok. Birbirine burada bir kavga çıksın. Gelsin bu adamı vurayım ben. Abi sen bir kadın dövemezsin hiçbir şekilde zaten. Farzı dövüyorum ben. Dövemezsin abi. Döversen ben de seni döverim o zaman. Öyle bir dünya yok. Dövemezsin. Döversen ben de seni döverim. Ya farzı yani. Tartışıyorum ben. Tartışmıyor abi. Dövüyor kadını zaten. Ayırırken gelip kalbine bıçaklıyor. Abi sen de yapabilirsin. Birisi tartışsın karı kocayla. Adamı insanın kafası atar. Bir şekilde bir şey olur. Vurabilir yani. O zaman herkes birbirini vurur. Mantıklı. Hakimin verdiği kararı sorgulayamazsın şu anda sen burada. 30 santimlik komando bıçağıyla geziyor. Gelip ben adamı öldürüyorum. Burada bir sürü ruhsatsız silahla gezen adam da olabilir. Benim de silahım olabilir, bıçağım olabilir. Hayır, adamı öldürüyor, kalbinden bıçaklıyor. Sonra 5 ay sonra 1 sene sonra tahliye olur. Mantıklı mı sizce? Yarın öbürsü gün bir kavga çıksın, git adamı öldür. Ben niye öldüreyim hocam? Hayır yani mantık olarak öldür, 5 ay sonra çık. Bu kadına burada bir şey yapılırsa ben tabii ki onu savunurum. Bir şey olursa. Karşı tarafın ne yaptığını sen biliyor musun peki? Ben bilmiyorum açık sen açık. Sen savunurken sen de sen de ölebilirsin. Ben de ölebilirim. Yani. Ama ben bir kadına böyle bir şey yapmıyorum değil mi? Bak şu an sen o oraya devreye girdiğinde ya sen adamı bıçaklayacaksın. 5 ay sonra çıkacaksın. Tamam. Ya da adam seni öldürecek. Sen niye karıştın diye o cezaevine girecek. Fark etmez yani aynı şey. Tamam olabilir böyle şeyler. Normal. Tamam gireceksin o zaman. Olası bir şeyde iki kişinin arasına gireceksin. Hakim. Ya öldürüleceksin. Evet, yani o bir katil yani. Katil nasıl serbest bırakılıyor ben onu anlamıyorum. Yani o zaman herkes şimdi burada birileri karı koca kavga etsin. Ben de gelip adamı vurayım. Sonra bir sene falan 5-6 ay içeride kalayım. Sonra tahliye olayım. O zaman herkes birbirini öldürürdü. Yani mantık olarak. İki karı koca kavga edecek. Normal bir tartışmada da insan müdahale edecek. Ve birini öldürecek. Ondan sonra 3-5 ay 1 sene içeride kalıp tahliye olacak. Sizce mantıklı mıdır? Tek bir yorum yapabiliriz bu konuyla ilgili. Gemisini yürüten kaptan bu zamanda. İyi olmana hiç gerek yok. Kötü olduğun zaman sen galipsin. Hani kadın uyuşturucu falan onu da bilmiyordu. Uyuşturucuya falan yakalandı hatta içeri geçtikten sonra biliyorsunuzdur. Değil mi? Kadının üstünde uyuşturucu oldu, yakalandı hatta birkaç şey oldu. Ama adam bunu bilmiyordu. Sonuç olarak İyi oldu yani çıkması. Vallahi olayı ben bilmiyorum ki. Olay neydi ya? Vallahi normal bir şey tabii. Çünkü haksız yere yattı. O yüzden. Sen olsan sen orada müdahale eder miydin? Tabii ki ederdim. Neden? Çünkü kadına şiddet hayır demek. Yani kadın ölecek. İşte yani adam ayrılması lazım. Çünkü ben de olsam ben de yapardım aynısını. Herkes yapar yani. Benden herkes yapar. Buradan El Rayen'e selamlar. Bence doğru bir karardır. Olması gereken şeyi yaptı.
Yani orada bir kadının hayatı da sona erebilirdi. Mağdur bir durumdaydı. Gereken neyse o yapıldı bence. Vallahi haklı, serbest yani, güzel oldu, sevindik. En iyisini yaptı, kalmasaydı içeride daha güzel olurdu. Adalet yerini buldu mu? Bence buldu, geç buldu ama. Ben doğru karar olduğunu düşünüyorum. Yani bayanlara şiddet uygulan birinin hapise atılması bence yanlış bir karardı ama serbest bırakmasına şu an sevindim yani, mutlu oldum. Adalet yerini buldu mu? Bence buldu ama Türkiye'de zor yani. Bu şartlar altında hele özellikle çok zor. Ama şu an mutluyuz yani. Teşekkürler. Peki, teşekkür ederim. Sarı Mikrofon, Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.